Biz de onun sayesinde yiyoruz. Açtığımız hamurumuzu bir tarafını üzerine, diğer tarafını da onun üzerine katlayıp şöyle bir dikdörtgen elde ediyoruz. Peki. Sonra? Şimdi iri dövülmüş cevizimiz var. Hı hı. Onları şu şekilde birer parmak arayla yerleştiriyorum. Süper. Valla ben de heyecanla izliyorum şu anda seni. Sonrası nasıl geri gelecek diye. Evet. Tepsimiz Gülenay'cığım bir taraftan da verirsen. Tabii ki. Evet, o tepsimizi alalım. Seni bekliyorum tekrar. Tamam. Yağlı kağıt. Hiçbir şey istemiyorum. Şerbet onun üzerinde dökeriz çünkü. Peki. Şimdi tekrar bu şekildeki hamurumuzun üzerine diğer tarafı katlayıp az önceki işlemi bir kez daha burada yapmış oluyorum şu şekilde. Süper. Şimdi cevizlerimizin olduğu yerleri tespit ediyoruz. Vallahi tadı kadar şekli de çok güzel. Aslında bu şekli yağda kızartan birkaç tarif görmüştüm. Öyle ama. Mi? Pek yağda kızartıp sonra şerbetleniyor evet, mu yine? Dediğim gibi pek yağda kızarmış tatlıları tercih etmiyorum ben olabildiğince. Biraz daha ağır olabilir. Ağır oluyor. Değil mi? Tabii tabii. Hele de özellikle Ramazan için. Evet. Öyle kızarmış tatlılar yerine. Aa, şöyle ilk kısmı göstereyim. Harika görünüyor. Çok güzel. Evet.